Ne diyorduk? Gastroşef'ten hepinize merhaba. 5 ay oldu, ben hatırlamıyorum da. Gastroşef'ten hepinize merhaba. Bugün sizlere macaroni and cheese, yani kısaca mac and cheese yapacağız. Yapması kolay bir tarif. İhtiyacınız olan malzemelerle ben başlayayım. Şöyle bir dirsek makarnaya ihtiyacınız var. Macaroni and cheese için en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani geleneksel olarak bununla yapılıyor. Beşamel sosa ihtiyacınız var. Benim burada bol bol var. Bunu başka tariflere de ben daha sonra kullanacağım. O yüzden bol bol yaptım. Cheddar'a ihtiyacımız var. Acı sos, bende sriracha var. Siz isterseniz Tabasco da kullanabilirsiniz. Ve de hardala ihtiyacımız var. Hardal benim buradaki çok acı. O yüzden bir tık daha az koyacağım ben hardalı. Siz isterseniz koymaya da bilirsiniz. Yapacağımız şey şu. Kaynayan suda, tuzlu kaynayan suda makarnalarımızı paketteki yazandan 1-2 dakika daha az haşlayın arkadaşlar. Çünkü biz tekrar bunu fırına atacağız ve pişmeye devam edecek. Böyle yapış yapış bir şey olmasını istemiyorsanız paketinizi kontrol edin. Yaklaşık olarak 7 dakika bizim için yeterli olacaktır. 7 dakika ben şimdi bunları haşlayacağım. Yaklaşık 4/3 su bardağı kadar makarna kullanıyorum. 110 gramlık paketlik cheddar kullanıyorum. Sosum da yaklaşık yarım su bardağından biraz fazla kadar bir sosum var. Şimdi yapacağım şey şu. Sosu ben biraz acı sos. Çok fazla değil. Hatta şöyle bir tatlı kaşığının ucu kadar acı sos koyuyorum. Hardal koyacağım. Bunu da benim hardalım çok acı olduğu için bir tatlı kaşığının çok çok az ucu kadar koyacağım. Sadece sosa biraz lezzet vermek için bunu yapıyorum. Hardal da içerisine koydum. Sosumu karıştırıyorum. Ve bunu makarnaya ekleyeceğim şimdi. Aldığım cheddar dilim cheddardı. Ben bunu minik parçalar halinde doğradım. Siz isterseniz bunu rendeleyebilirsiniz de. Şimdi hepsini harmanlıyoruz. Evet, beşamel. Lezzetlendirdim acı sos ve hardalla birlikte. Ardından makarnamla cheddar'ı hepsini harmanladım. Fırına vereceğim. Fırın için şöyle bir kabım var. Şöyle görsün herkes. Fırına atmadan önce de üzerine biraz ekmek kırıntısı serpiyorum. Kırmızı toz biberiniz varsa bu noktada üzerine serpebilirsiniz. Bunu yaklaşık 170 ila 180 derecelik bir fırında yaklaşık 15 dakika ben pişireceğim. Ardından servise hazır hale gelecek. Evet, fırından çıktı. Gördüğünüz gibi servise hazır. Bu şekilde tabağınıza alıp servis edebilirsiniz. Bu tam 2 porsiyon kadar çıkacak. Ben şimdi sizler için tadına bakacağım. Mükemmel. Harika. Kesinlikle bu tarifi deneyin. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanala şuralardan, diğerlerden abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.